bir yolculuğumuza başlıyoruz. İlk olarak Karaman Valisi Sayın Süleyman Tapsız'ı ziyaret ediyoruz ve kent hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Karaman denince aklımıza neler gelir? Karaman'ın şöyle tarihine bir baktığımızda Karaman 13. yüzyılda işte bilim, sanat, kültür merkezi olmuş. İşte büyük Türk halk ozanı Yunus Emre'nin o güzel sevgi ve aşk dizelerini yazdığı topraklar. Bisküvi'nin başkenti diyoruz. Ve aynı zamanda başka bir özelliği Türkiye'de elma üretiminde şu anda ikinci sırada. Organize sanayi bölgesine baktığımızda yani Karaman'ın Türkiye'de işçi istihdamı bakımından 24. sırada olduğunu görüyoruz. Bunlar Karaman'ın öne çıkan değerleri. İnşallah Karaman bu konuda Türkiye'de birinci olmaya aday. Karaman nüfusu en fazla olan 10 ilimizin 6'sının merkezine en fazla 3 saat mesafede. Ulaşım noktasında çok iyi bir şeyde, yerde Karaman. Başka bir özelliği de şu, Karaman il olarak Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu il, 5. bölge. Bu da yatırımcı açısından önemli bir husus. Dolayısıyla Karaman'a yapılan yatırımlara, yani son 14-15 yılda yapılan yatırımlara baktığımızda, yani şu anda 10 katrilyon civarında eski parayla Karaman'a eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Karaman Türk dilinin başkenti olması daha ön plana inşallah çıkartacak. Eğitim de ön plana çıkacak. Kültür turizminde, inanç turizminde ön plana çıkacak. Ve özellikle de gıda sektörüyle, bisküvi üretimiyle Türkiye'de bir numara olup bölgesinde de İç Anadolu'nun ve bölgesinin parlayan yıldızı olacak. Son olarak ne söyleyelim? Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene. Herkesi Karaman'a bekliyoruz. Helaliyle bekliyoruz. Helaliyle evet bekliyoruz. Çok güzel.